Herkese merhabalar. Bu videoda Ford Otomotiv şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyen oraya katılabilir. Dedikten sonra incelemeye başlayalım. Türk lirası bazlı 10 çeyrek olarak Bilançoları incelediğimizde satışların her çeyrek üstüne koyarak ilerlediğini görüyoruz. Gayet güzel bir görüntü. Faaliyet karı aynı şekilde her çeyrek artarak ilerliyor. Net karda her çeyrek artarak ilerliyor. Harika bir görüntü var. Bir de dolar bazında bakalım. Hem enflasyondan biraz arındırmış olalım hem de kuru etkisinden arındırmış olalım. Bakalım nasıl bir görüntü göreceğiz. Çeyreklik satışlara baktığımızda uzun vadede yine bir artma eğilimi olduğunu görüyoruz. Fakat son çeyreklerde artık satışların belli bir hacme ulaştığını ve e, ...belli bir stabiliteye eriştiğini görüyoruz. Çeyreklik Favok anlamında da uzun vadede bir artış eğilimi olsa da... ...son çeyreklerde artık belli bir stabiliteye ulaşmış görüntüsü veriyor. Yani acaba doyum noktasına ulaştı mı? E, yapabileceği yani kapasitesine ulaştı mı? E, şeklinde bir soru işareti oluşturmalı. Yoksa görüntü gayet güzel. Netkar anlamında da uzun vadede dolar bazlı da artış görüyoruz. Çok güzel görüntüler gördük şu ana kadar. fiili dolaşım oranı %17.74. Ben... 15 ile 40 arasında halka açıklık oranı olan şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin de halka açıklık oranı gayet güzel, herhangi bir sorun yok. E, %17 74 gayet iyi bir halka açıklık oranı diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman sanki biraz düşük fiyatlarda çarp, e, işlem gördüğünü düşünüyorum. Yani şirkete hak ettiği değer piyasa tarafından sanki verilmemiş gibi e, bir e, soru işareti oluşturuyor kafamızda. E, değer biraz daha yüksek ama fiyat biraz düşük kalmış diye düşünüyorum tabii ki çok büyük bir ucuzluk yok ama fiyatın sanki değerden biraz düşük kaldığı izlenimi verdi bana çarpanları ortaklık yapısına baktığımız zaman Ford Deutschland 41.04 sermayedeki payı oy hakkı oranı %41.04. Koç Holding Anonim Şirketi sermayedeki payı %38.65 oy hakkı oranı %38.65. Diğer dediği halka açık kısım sermayedeki payı %20.31 oy hakkı oranı %20.31. Gördüğünüz gibi eşit ve adil bir dağılım var. O yüzden uzun vadeli ortak olmayı isteyebileceğimiz şirketlerden birisi olmalı. Birçok şirketi inceliyoruz burada. Küçük küçük farklı Görüyorsunuz onlarda oy hakkı oranıyla sermayedeki pay arasındaki uyumsuzluğu. Burada da koskoca Koç Holding'i görüyorsunuz. Bütün şirketlerinde adil ve eşit bir dağılım var. Yani Koç Holding bile bundan imtina etmiyor. Kendisini sermayedeki payından daha fazla oy hakkına uygun görmüyor. Diğer şirketlere soruyorum. Size ne oluyor da siz oy hakkı oranınızı yükseltmeye çalışıyorsunuz sermayedeki payınıza karşı? Hani e, takdirlerinize bırakıyorum. Buradaki eşit ve adil yapı Uzun vadeli yatırımcı olabileceğimizin görüntüsüdür. Benim gözümde sadece alsat değil uzun vadede tutulabilecek şirketlerden birisi olduğunu gösteriyor. Bu eşit ve adil e, dağılım. Sermaye arttırımı ve temettüler kısmına geldiğimiz zaman şirket 2023, 2022, 2021 yıllarında ikişer defa e, temettü vermiş. E, daha so önceki yıllarda zaman zaman ikişer defa sadece 2020 yılında bir defa temettü vermiş şirket Aslında her sene iki temettü ödeme alışkanlığı olan bir şirket ortalama olarak Mart ve Kasım aylarında her sene temettü ödüyor temettü verimi de yüksek iyi bir şirket temettü yatırımcılarının sevdiği ve pozisyon taşıdığı bir şirket düzenli temettü ödeme alışkanlığı olan Hatta senede iki defa temettü veren temettü verimi de iyi olan güzel bir şirket görüntüsü var burada. E, sermaye artırımına baktığımız zaman şirket en son 2005 yılında sermaye artırımı yapmış. Son dönemde biliyorsunuz çok büyük bir enflasyon yaşadık. O yüzden e, bir sermaye arttırımı ihtiyacı oluşabilir. Bunu da not olarak eklemek lazım. Fon pozisyonlarına bakalım. Şirkette yatırımcı olan fonları baktığımız zaman gördüğünüz gibi ben aşağı iniyorum fonlar bitmiyor. Ben aşağı iniyorum fonlar bitmiyor. Ben aşağı iniyorum en sonunda bitti. Birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Çok fazla yatırım fonu bu şirketi yatırım yapmaya değer olarak görmüşler. Kendi portföylerine eklemişler. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %14 %15'ler seviyesinde daha önce 12 13 15 aralığında diyebiliriz. Bazen işler çok iyi gittiğinde 15 33'ü, 15 69'u görüyor ama ortalama olarak %12 %14 aralığında bir brüt kar marjı olduğunu söyleyebiliriz. Faaliyet kar marjı daha önemli. Burada da %10 12 aralığında bir faaliyet karı marjı olduğunu görüyoruz. şirketin faaliyet karı marjı 10 12 aralığında çok da iyi değil yani kar marjı biraz düşük diyebilirim. Şöyle baktığınız zaman öz kaynak karlılığı da zaten o yüzden belki de eriyor. Hani kar marjı daha yüksek olabilir aslında özel bir iş yapıyor şirket. Faaliyet kar yıllıklandırılmış olarak artıyor, çeyreklik olarak artıyor. Net borç tarafında şirket nette borçlu bir şirket ama varlıklarına ve faaliyet karlarına baktığımız zaman borçluluk oranı çok yüksek değil. E, nette borçlu son dönemde de borcunu azaltmaya başlamış artan finansman maliyeti ortamında. Fakat borçluluk oranına baktığım zaman çok yüksek bir borçluluk oranı görmedim diyebilirim e, şirkette. Şöyle evet burada artık başka söylenebilecek bir şey yok. Bir de grafiğine bakalım fiyat hareketleri bize neler söyleyecek. Grafiğine baktığımız zaman bu şirkette de tabii ki geçmişten gelen çok büyük bir hareket olduğunu görüyoruz. Yani bu kadar büyük bir hareket e, fakat bu kadar büyük bir hareket şeysiz gelmemiş yani e, temelsiz gelmemiş. Alt aşağı az önce gördüğümüz bilançoların etkisiyle e, temeli dolu bir şekilde bu kadar büyük bir hareket gelmiş. Yani bazı şirketlerde görüyoruz hareket var ama e, temelsiz. Bilançoları kötü gitmesine rağmen yükselmiş e, bazı şirketlerde ama bu şirkette de öyle değil. Az önce gördüğümüz bilançolar nedeniyle temeli sağlam bir şekilde doldura doldura yukarıya kadar gelmiş diyebiliriz. Fakat burada da bir yorulma emaresi görüyoruz. Yorulmayı hem hisse senedi fiyatında görüyoruz hem de işler anlamında görüyoruz. Son 4 çeyrek bilançolarını hatırlarsanız satışlar artık belli bir hacme ulaşmış, faaliyet karı artık belli bir hacme ulaşmış. İşte e, kar marjları belli bir noktaya erişmiş. Görüntüsünün vardı. Yani sanki artık şirket buralarda bu seviyelerde e, uzunca bir süre e, kalabilir görüntüsü de intibağı da veriyor. E, bilanço yapısına baktığımız zaman tabii ki bu işlerin nasıl gideceğiyle ilgili. Şu anda son artık teknik düzeltmesini de yapmış 750 seviyesinden almış ve yukarıya doğru gidiyor. Burada yukarıda 841 direnç olarak görünebilir fakat ben borsa İstanbul'un yükseliş trendinin daha da devam edeceğini düşündüğüm için esasında 840'da ve 916'da satmayı tercih etmezdim. Yani bu şirkette 980'e kadar, 988'e kadar gitmeye çalışırdım. Çünkü çarpanları biraz daha düşük, temeli çok güçlü bir şirket. O yüzden özellikle yeni temettü açıklayacağı dönemde de iyi bir temettü açıklayabilir ve temettü yatırımcılarının ilgisini daha fazla çekebilir. O yüzden ben elimde tutuyor olsaydım 988'e kadar. 988 değerine kadar tutmaya çalışırdım. 988 değerinden kar realizasyonu yapardım. Yani benim buradaki hedefim 988 değerinden kar realizasyonu yapmak olurdu eğer sadece trade amaçlı düşünüyorsam. Orta uzun vadeli de bu şirket her ay işte maaştan arttırdığınız kadar alım yapılabilecek bir şirket görüntüsü veriyor açıkçası. Yani orta uzun vadede sepetlerde olabilecek bir Şirket Yani sadece alsat odaklı bakmazsak az önce gördüğümüz temel veriler e, hiç satmadan sadece yatırım yaparak e, tabii bu şirkete ortak olunabileceğini gösteriyor. Çok güçlü temelleri olan bir şirket görüntüsü verdiği için e, sepetlerde bulunabilir ve her ay e, yatırım yapılabilecek bir görüntüsü var. Uzun vadeli yatırım yapılabilecek bir görüntüsü olduğunu da söyleyebilirim. Sadece alsat anlamında düşünmeyenler için de onu belirtmiş olayım. Fakat alsat yapmayı sevenler için de ben olsaydım 988'e kadar tutmayı tercih ederdim. Yani Bu şirketi taşımak diğerlerini taşımaya göre çok daha kolay, çok daha konforlu, çok daha güvenli, temeli güçlü bir şirket olduğu için taşımak konusunda da çok büyük bir zorluk yaşatmayacağını düşünüyorum. Bir de dolar bazında ki hareketlerine bakalım. Dolar bazında hareketlerine baktığımız zaman şirket dolar bazında da yatırımcısına son yıllarda son 5 8 yıldır iyi kazandırmış diyebiliriz artık ve belli kıramadığı bir direnç bölgesine gelmiş işte 25 dolar seviyesi oradan red yemiş ondan sonra tekrar kırmış ve artık buradan burayı bir destek olarak çalıştırmış. Yani bu 25 dolar seviyesini şirket e, destek olarak çalıştırıp yukarıya tekrar gitme eğiliminde gibi görünüyor diyebilirim. Burada da kar realizasyonu için 36 gibi görünüyor. En yüksek değer ama en yükseği beklememek lazım. Yani 33 dolar seviyesinde kar realizasyonu yapmak doğru olabilir. Bu şirkette dolar bazlı grafiğe baktığım zaman. Ee, İçeriklerden memnunsanız kanalın daha da fazla büyümesi için lütfen videoları sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Mayıs ayına kadar ben bu içerikleri üretmeye devam edeceğim. Ondan sonra kanalın durumuna bakacağız. Eğer yeterli büyüklüğe ulaştıysa devam edeceğiz. Ulaşmadıysa sonlandıracağız. Bunu artık sizlerle birlikte karar vereceğiz. O yüzden kanalın içeriklerinden memnunsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Benden bu kadar. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize güzel bir gün diliyorum.